Evet arkadaşlar, merhaba. Bir kimya dersinde daha birlikteyiz. Ben Fatih Hoca, kimya öğretmeni. Bugünkü konumuz 10. sınıf 1. ünitede mol ve hesaplarda formül bulma soruları arkadaşlar. Bu soruların çözümünü yapmaya çalışacağız. Birinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıda normal şartlarda bulunan kapta aşağıdaki maddelerden hangisi bulunabilir diyor. Demek ki tek tek hesaplamamızı istiyor bizden soru. Peki şartlara bakalım. Normal şartlar dediği için 1 atm basınç, 0 santigrat sıcaklık. 5.6 litrelik kapta bu şartlarda arkadaşlar kaç mol gaz bulunur? Kaç gram gaz bulunur? Bu önemli. Kaç mol ve kaç gram? Şimdi burada bir hacim, oradan mole, oradan kütleye geçiş var. Yani bu hacimdeki bir madde, içeride bulunacak madde şu molde olmalı ve şu kütlede olmalı. Seçeneklerde onu arayacağız. Şimdi şunu biliyoruz arkadaşlar. 1 mol gaz 22.4 litredir. 5.6 litresi kaç moldur? X eşittir arkadaşlar. Çapraz çarpım yaparsak buradan 0.25 mol olan bir gazdan bahsediyoruz. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 0.25 mol gaz varsa arkadaşlar o doğru cevaptır. Şimdi önce C şıkkını eleyelim. Çünkü C şıkkında 18AKBH2O diyor. Yani bir molekülden bahsediyor. Bir tane molekül H2O'dan. Burada milyarlarca, trilyonlarca molekül var. 0.25 mol demek 6.02 10 üzeri 23 tanecik çarpı 0.25 demek arkadaşlar. Yani bunu eledik. Tek tek diğerlerine bakalım. H arkadaşlar 1 olarak verilmiş. 2 gram arkadaşlar onun 1 moldür. Bu aradığımız cevap değil. Çünkü 0.25 mol arıyoruz. B seçeneğine bakalım. CO2'nin arkadaşlar mol ağırlığı C12, oksijenden 2 tane var. 16'dan 32, 44 gramdır. 88 gram bunun 2 katı. Yani 2 mol CO2'den bahsediyoruz. Aradığımız cevap bu da değil arkadaşlar. Çünkü biz kaç mol arıyoruz? 0.25 mol. Bu cevabı da eledik. 7 gram N2'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi N2 gazının mol ağırlığı N verilmiş 14. 14 çarpı 2'den 28 gram. 28 gramı 1 mol ise bu gazın 0.25 molü acaba 7 gram mıdır? Bakalım. Çapraz çarpım. Evet arkadaşlar, 7 gram N2'den bahsedildiğini görüyoruz. Cevabımızı bulduk. Ama E seçeneğini bir kontrol edelim. 2 gram helyum gazı diyor. Helyum kaç olarak verilmiş? 4. 1 molü 4 gramsa helyumun 2 gram arkadaşlar kaç moldur? X eşittir. Çapraz çarpım yaparsak 0.5 moldur. Halbuki biz neyi arıyorduk arkadaşlar? 0.25 mol olabilecek gazı arıyorduk. O da kimmiş? D seçeneğindeki 7 gram N2 gazıymış. İkinci sorumuz. Basit formülü CH2O olan bileşiğin mol kütlesi 180 ise gerçek formülü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar basit formülden kasıt şu. Bir molekülde molekülü oluşturan elementler sadeleşebiliyorsa, mesela N2H4'te olduğu gibi sadeleşebiliyorsa, mesela 2 ile 4, 2 ile sadeleşir ve NH2 olur. Biz buna molekül formülü deriz. NH2'ye ise arkadaşlar basit formül deriz. Şimdi madem basit formülü CH2 olarak verilmiş bir bileşiğin mol kütlesinde 180 olduğunu biliyoruz. Eğer biz bu bileşiğin kaç mol olduğunu bilseydik, ona göre arkadaşlar CH2O'nun gram miktarını, kütle karşılığını bulurduk. Ama kaç mol olduğunu bilmiyoruz. O zaman N mol CH2O diyorum ben. N mol CH2O'nun da verilen atom ağırlıklarından kütlesini hesaplıyorum. N mol dedim, dikkat edin. Bilmiyorum kaç olduğunu. N çarpı karbon kaç? 12. 12 N. Artı N çarpı hidrojen. Hidrojen kaç? 1. 2 N. Artı N çarpı oksijen bir tane var. 16 N. Toplam kaç olması gerekiyormuş? 180. 12, 2 daha 14, 16 daha 30 N. Eşittir 180. N kaçmış arkadaşlar? Her iki tarafı sadeleştirirsek 6'ymış. Yani bileşiğimizde her elementi 6 ile çarpacağız. CH2O'daki her elementi 6 ile çarpalım.
6 tane karbon olur, 12 tane hidrojen olur, 6 çarpı 1, 6 tane de oksijen olur. Yani C6H12O6 şeker, bizim aradığımız şekerin formülü, yani D seçeneği doğru cevap olacak. Şimdi arkadaşlar diğer sorumuzdayız. 0,4 mol X2H4 gazı 12,8 gram gelmektedir. Buna göre X elementin atom kütlesi kaçtır diyor. Ben bunun 1 molünü bulursam bu bileşiğin X elementin atom kütlesini bulabilirim. Bakın şöyle diyebiliriz. 0,4 molü X2H4'ün 12,8 gram ise 1 molü kaç gramdır? Oran orantı arkadaşlar. Çapraz çarpım yapıyoruz. X eşittir 12,8'i 0,4'e böleceğiz. Her ikisine de birer virgül atıyorum. 128'i 4'e bölebiliriz. O da arkadaşlar 128'in yarısı 64, onun yarısı 32. 32 gram olduğunu buluruz. Kimin? Mol ağırlığının X2H4. Neden? Çünkü bulduğum rakam 1 mol için geçerli. O da mol ağırlığı demektir. 32. Bu 32'nin içerisinde 4 tane hidrojen var, yani 4 çarpı 1. 2 tane de X var. Bilmiyorum ne olduğunu. Toplam 32. 2X eşittir. Şurası 4. Bu tarafa atıyorum. 28. X eşittir. 14 buluruz arkadaşlar. 14 neydi? Azot atomuydu. Demek ki N2H4'ten bahsediyoruz. Azot atomunun atom ağırlığını arıyoruz. Yani cevap C seçeneği olur. Yeni sorumuz arkadaşlar. C ve H atomlarından oluşan bir bileşikte kütlece %75 C vardır. Bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Çok zorlanılan soru tiplerinden bir tanesidir. Çünkü hiçbir rakam verilmemiş. Bize de basit formülünü soruyor. Ama arkadaşlar şunu yapabiliriz. Bileşiklerde elementlerin kimya kanunlarında hatırlarsınız. Sabit bir oranı vardır ve bu sabit oran değişmez. Bu sabit oran miktarınca elementler birleşirler. O zaman bu bileşiği ben 100 gram olarak düşünürsem %75'i, yani 75 gramı karbon, geriye kalan %25'i de hidrojendir arkadaşlar. Çünkü C ve H atomlarından oluştuğunu söylüyor bize. O da 25 gram H demektir. Şimdi arkadaşlar N eşittir M bölü MA formülünü hatırlarsınız. N mol sayısı, M kütle, MA da mol ağırlığı veya mol kütlesi. Bir bileşik için arkadaşlar, bir bileşikte elementler için tek tek mol sayısını hesaplayacak olursak, karbon ve hidrojen için. Karbon için hesaplıyorum. NC, M bölü MA'da 75 gram olduğunu farz etmiştik. 75 bölü karbonun arkadaşlar atom ağırlığı 12'dir. Buluruz. 75 ile 12'yi 3 ile sadeleştirirsek 25 bölü 4 buluruz arkadaşlar. Mol sayısı karbonun bu. Hidrojen için bulalım. N hidrojen, M bölü MA. O da arkadaşlar 25 bölü mol ağırlığı hidrojenin 1, 25. Aslında biz şu anda bileşiğimizi bulduk. Yani bileşik içerisindeki karbon ve hidrojenin mol sayılarını, oranını bulmuş olduk. 25 bölü 4'e 25. Yani bileşiği şöyle basitçe yazabiliriz. C 25 bölü 4, H 25. Tabi bu bileşiği basit formülü olarak sadeleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önce 4 ile çarpalım. 4'ler gider. C 25, H 100 olur. Bizden basit formülünü istiyor. Her iki tarafı 25 ile sadeleştirirsek arkadaşlar bileşiğimizin CH4 olarak karşımıza çıktığını görürüz. Basit formül neymiş bileşiğimizin? CH4'müş. A seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza geldik arkadaşlar. 0,5 mol CnH2n bileşiğinin yakılmasıyla 44 gram CO2 gazı oluşmaktadır. Yakılmasıyla. Bu tip sorularda yanma tepkimesini bazen verebilir. Eğer vermiyorsa arkadaşlar soruda biz yazmak zorundayız. Yani CnH2n yanmak demek oksijenle reaksiyon vermek demek. Organik bir bileşik
yandığında karbondioksit ve su oluşur arkadaşlar. Peki ben CmH2n'in organik olduğunu nereden anladım? C ve H içeren bileşikler arkadaşlar organik bileşiklerdir. Yandığında karbondioksit ve su oluşturur. İçerisinde oksijen de olabilirdi. Ama burada oksijensiz bir organik bileşikten bahsediyoruz. Şimdi verilen bilgileri bir yazalım. 0,5 mol CmH2n yakılmış. 44 gram CO2 gazı oluşmuş arkadaşlar. Şimdi şunu unutmayalım. Bir reaksiyon bileşikteki maddelerin kat sayılarıyla doğru orantılı olarak gelişir. Yani başlangıçta arkadaşlar 0,5 mol CnH2n varken harcanan ve oluşan maddeler yine kat sayılara göre oluşur ve harcanır. Ürün ise harcanan ve oluşandan geriye kalan ve oluşan maddelerin yazılmasıyla bulunabilir. Bakın burada 44 gram CO2 gazı oluştuğu söyleniyor. CO2'nin mol ağırlığının biz 12 artı 32'den 44 gram olduğunu biliyoruz ve bulabiliriz. Burada atom ağırlıkları verilmiş. 44 gram o zaman 1 mol'den bahsediyor demektir. Yani reaksiyon sonucunda 1 mol ürün oluşmuş. Demek ki oluşan madde artı 1 mol CO2. Şimdi buradan arkadaşlar N sayısına nasıl gideceğiz? N sayısının bulunması nasıl olacak? Bakın bu reaksiyonu bir denkleştirelim. Reaksiyon yazdık ama denk değil. Katsayıyı arkadaşlar 1 kabul edersem, en kalabalık atoma sahip olan bileşiğin katsayısını 1 kabul edersem N tane karbon var. Sağ tarafta da N tane karbon olmalıdır. Hatta kırmızıyla size göstereyim. N tane olmalıdır. 2 N tane H var. Bunun önüne N yazarsam bakın 2 N tane H oldu. Sağ ve sol tarafta oksijen sayıları eşit olmalıdır. 2 N tane burada oksijen var. N tane burada var toplamda arkadaşlar. 3 N tane. Sol tarafta da 3 N tane olması için 3 N bölü 2 ile 2'yi çarparım. 3 N tane oksijen atomu olmuş olur arkadaşlar. Şimdi 1 mol CO2 oluştuğunu söyledik. O zaman arkadaşlar N'e N olduğuna göre katsayılar, yani katsayılarla doğru orantılı olarak madde oluşacağına göre 1 mol'de yine H2O oluşmuştur. Bunlardan başlangıçta yoktu. Peki N sayısı kaçtır diyor bize? N sayısının kaç olduğunu nereden bulabiliriz? Başlangıcı yazdık. Harcanan ve oluşan maddeleri yazdık. Yakılmasıyla diyor arkadaşlar. Demek ki ürünlerde CnH2n yok. 0,5 mol harcanmış. Arkadaşlar birçok şey karşımıza çıktı aslında. 0,5 mol, 1 mol, 1 mol. Ne kadar O2 harcandığını yine N katsayısıyla orantılayarak bulabiliriz. Madem N mol CO2 oluştu, karşılığı 1 mol. 3N bölü 2 arkadaşlar 1,5 mole denk gelir. Yeteri kadar yandığında da oksijen tükenir. Yani başlangıçta da 1,5 mol oksijen gazı vardı. O zaman arkadaşlar toparlarsak madem harcanan ve oluşanlar kat sayılarla doğru orantılı olarak oluyor. O zaman bu sayıları kat sayıya taşıyalım. Şimdi bakın 1 mole karşılık 1 katsayısına karşılık 0,5 mol dedik. Yani yarısı kadar. O zaman aşağıdaki rakamları hep 2 ile çarpacağız. 0,5 çarpı 2 katsayı 1. 1,5 çarpı 2 katsayısı 3. 1 çarpı 2 katsayısı 2. 1 çarpı 2 katsayısı 2. Buradaki rakamlar bize bileşiğin ne olduğunu söyler artık. Bakın katsayı 2 oldu. 2 tane karbon bulunuyor bileşikte. Yazdım yerine. Katsayı 2, 2 çarpı 2, 4 tane de hidrojen bulunuyor arkadaşlar. Yazdım yerine. Aradığımız bileşik neymiş? C2H4'müş. Eğer bize bileşiği sorsaydı C2H4. Ama bana N sayısını soruyor arkadaşlar. N sayısı bu soru için kaçmış? 2'ymiş. Altıncı sorumuza geldik. Yandaki grafik CXHY bileşiğinin yakılmasına ait mol sayısının zamanla değişimini göstermektedir.
Buna göre yakılan bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Yakılan bileşik deyince arkadaşlar yine bir yanma sorusu. Oksijenle yanan bir yine organik bileşik. Reaksiyon sonucunda oluşanlara bakın vermiş. Karbondioksit ve su vermeseydi de organik bir bileşiğin yanmasından karbondioksit ve suyun oluştuğunu bilebiliriz. Bir reaksiyonun başlangıcında ne kadar madde var? Harcanan ve oluşanlar yine katsayılarla doğru orantılı olarak ne kadar? Ve ürün ne kadar? Bir evvelki soruda kendi bulduğumuz bu rakamları bu grafik bize kendisi direkt vermiş. Bakın 0,6 mol O2 başlangıçta varken hiç kalmamış. 0,6 mol varken harcanmış ve hiç kalmamış. Karbondioksit başlangıçta hiç yokken ortamda H2O ile birlikte her ikisi de 0,4 mol oluşmuş. 0,4, 0,4. Peki CXHŞ ne kadarmış? 0,4'müş, 0,2'ye düşmüş. Bakın azalmış. 0,4'müş, son durumda 0,2 kalmış. Yani 0,2 mol harcanmış. Arkadaşlar buradan şunu söyleyebiliriz. Her zaman harcanan ve oluşan maddelerin kat sayılarla doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Bakın çıkan rakamlar 0,2, 0,6, 0,4, 0,4. Bunları ben kat sayılara taşıyabilirim. Taşıyalım arkadaşlar kat sayılara. Yani ben kat sayıları 2, 6, 4, 4 desem. 2, 6, 4, 4 desem arkadaşlar. Kat sayıları harcanan ve oluşanlardan bularak yukarıya taşımış oluyor. En sade şekliyle taşımaya kalkarsam bunları da 2'ye bölebilirim. Yani 1, 3, 2 ve 2 olarak taşıyabilirim arkadaşlar. Geriye kaldı reaksiyon oluşturduktan sonra yani CXHY artı 3O2 kat sayısı bunun 1, 2 tane CO2, 2 tane H2O. Sağ ve sol tarafın eşitliğinden sağda 2 tane karbon var. X'in 2 olduğunu, 4 tane hidrojen var bakın. Y'nin 4 olduğunu rahatlıkla bulabilirim. Aradığımız bileşik neymiş arkadaşlar? C2H4. Cevabımız B seçeneğidir. Peki bugünkü dersimiz de bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.